Şehidimiz Mustafa'mız ki ona biz Kınalı diyoruz yani. Kınalı Mustafa. Çanakkale'de Kınalı Hasan vardı. Ve yine o topraklardan, yine Yozgat topraklarından çıkmıştı. Yaş çok küçüktü. Yaşının küçük olması hasebiyle annesi hep onu askere gönderdiğinde ellerini kınalayıp göndermişti. Kınalı Hasan gibi kınalayıp eline kına yakıp, başına kına yakıp öyle göndermiştik. Soluk yapraklar uçuşur, dökülür bir. Ben evli ve 3 çocuk babası biriyim. Büyük oğlum Muhammed Erdoğan, veteriner hekim kendisi. Onun küçüğü şehidimiz Mustafa Erdoğan, 2 numaralı çocuğumuz. Onun küçüğü bir kızımız var, o da öğretmen. Hani Çanakkale'de Kınalı Hasan vardı. O vatanı için şehit düşmüştü. O nesil devam ediyor. Şimdi de yine aynı yerden, yiğidin harmanı olduğu yerden, Yozgat'tan Kınalı Mustafa çıktı. Mustafa işte şehit olmadan önce bir 20 gün kadar önce izine gelmişti. Annesine hep şehit olmaktan bahsediyordu. Daha çok annesiyle haşır neşirdi ben dışarıda olduğum için. Annesine hep şehit olmak istediğini söylüyordu. En son izin bitip de görev yerine Şırnak'a döneceği zaman odaları tek tek dolaşıyor. Annesine diyor ki anne, ben diyor buradan çıkışım son, bir daha dönüşüm olmayacak. Ben diyor şehit olacağım, açık söylüyor bunu. Ben şehit olacağım, vasiyet ediyorum diyor. Beni diyor Yozgat'a diyor götürün diyor. Bunu annesine aşikar söylüyor. İzin bittikten sonra da gidiyor görev yerine. İşte 20 gün kadar bir zaman geçiyor. Operasyona gidiyorlar, toplu birlik bir operasyonda, büyük çaplı bir operasyonda. Teröristlerin saklandıkları mağara tespit ediliyor. Ancak mağara çok geniş bir mağara, dağ içerisinde çok geniş bir mağara. İçi sanki özel dizayn edilmiş gibi, özel değil ama yapısal itibariyle çok geniş bir mağara. Yani bir başından bir başı 200 metre olduğunu falan söylüyorlar. Yani 150-200 metre olduğunu söylüyorlardı o zaman. Bu teröristler kendilerince buraların çok korunaklı olduğunu düşündüklerinden dolayı buralara mazgal delikleri yapmışlar içeriden. Karşı görmek maksadıyla. Operasyon zamanında teröristler işte güvenlik güçlerini fark ediyorlar. Özellikle özel harekat polisi geldi diye çok panik yapıyorlar. Bu mağaranın 2 tane girişi varmış. Birini biliyorlarmış ama bir diğer çıkışının olduğunu bilmiyorlarmış yani güvenlik güçleri. Bütün tedbir alındıktan sonra başındaki amirleri işte operasyon başlamadan önce son hazırlıklar anlamında bir yere tim gönderilmesi gerekiyormuş. Yani operasyon başlamadan önce şurası da bir emniyet alınsın diye. İşte o zaman Mustafa'ların timiymiş bu tim. Buradan o gösterilen yere tertibat almak üzere giderken o bahsettiğimiz bilinmeyen o kapının önünden geçmek durumunda kalmışlar. Teröristler de panik yapıyorlar bizi fark ettiler diye. İçeriye operasyon yapacaklar diye. O anda bir çatışma çıkıyor. Ve anlatılanına göre 30 metre mesafeye kadar, el bombası mesafesine kadar hatta Kadir Can ki tim amiri çok güzel bir insandı. Allah kanı kanı rahmet etsin hepsine de. Evvela o kardeşimiz işte el bombasından şehit olduğunu söylüyorlar. Yaralandığını söylüyor. Daha sonra onu oradan almak için peşindeki arkadaşı onu kurtarmak için o gidiyor Recep. İsabet alıyor. Teröristler yayılma ateşine tutmuşlar. Bir de yer o kadar berbat bir yer ki böyle ses yankı yapıyor. Ateşin nereden geldiğini çok tespit edemiyorlar ilk zaman. Bu çatışma işte anlık bir çatışma. O esnada işte
bu yavrular hep birbirlerini kurtarmak. Yaralananı arkadaki çekmeye çalışıyor, almaya çalışıyor. Bu sefer o isabet alıyor. Ve sonunda işte Mustafa ve Yavuz Selim Arslan, önce Mustafa isabet alıyor. Yavuz Selim arkasındaymış. Yavuz Selim de onu kurtarmak için yanına gidiyor. Ve orada Çanakkale'deki gibi koyun koyuna sarılar, ikisi birlikte şehit oluyorlar. Tükreğin yüce söğütte soluk yapraklar uçuşur, dökülür bir nefeste soluk yapraklar. Evvela bu vesileyle sanırım 176. kuruluş yıl dönümü polis teşkilatının, bu vesileyle teşkilat mensubu arkadaşlarımıza, her birine ayrı ayrı başarılar diliyorum. Günlerini tebrik ediyorum. Teşkilatımız çok güzide bir teşkilat. Benim çok sevdiğim bir teşkilat. Gençlerimize acizane tavsiyem şudur. Bu mesleği seçmek isteyen kardeşlerimize tavsiye ederim. Yani teşkilatımız gerçekten diğer mesleklere göre çok mübarek bir teşkilat. Ben hep bunu söylerim, bu ifadeyi kullanırım. Buradaki görev anlayışı, arkadaşlık anlayışı, dayanışma, ben hiçbir yerde, hiçbir kurumda bunu görmedim şahsen. Vardır belki ama kader birliği yapmış insanların birbirlerine olan bağlılıkları anlatılmaz. Çok farklı bir duygu. Emanettir bu vatan, atalardan bize kalan. Emanettir bu vatan, susuz kalsa toprağımız sular. Susuz kalsa toprağımız, sularız kahvızlar.